Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere PES serisinin neden battığını, efsane oyunun nasıl çöktüğünü ve nasıl bittiğini anlatacağız. PES yani Pro Evolution Soccer Türkiye'de açık ara en çok sevilen oyundu. Hatta bu sevgi PES'e Türkçe dil desteği gelmesine de büyük bir katkı sunmuştu. Peki ama bu efsane nasıl bir anda tarihin tozlu sayfalarına gömüldü? Şimdi bandı biraz geriye saralım ve 1993 yılına gidelim. Yani ilk FIFA oyununun çıktığı o güne. EA Sports ilk FIFA oyununu çıkardığında aslında Konami çoktan futbol oyunu yapma hazırlıklarına başlamıştı. Konami o dönemde eşi benzeri olmayan mekaniklere sahip bir futbol oyunu için ciddi bütçeler ayırılmış ve oynanış dinamikleri açısından sorunsuz bir oyun ortaya konmuştu. Fakat Japon şirket çok önemli bir yanlış yaptı. Lisans hakları. Konami daha oyunun geliştirme aşamasındayken Electronic Arts FIFA lisanslarını aldığını açıkladı. Bu lisanslar 42 lig kapsayan Fifpro olarak tanımlanıyordu. Bu 42 lig içerisinde Türkiye'de dahil Avrupa'nın en popüler futbol ligleri yer alıyordu. Bu haberin duyulması Konami'de şok etkisi yarattı. Öyle ki Konami çalışmaların bir şekilde Electronic Arts'a sızdırıldığını düşünerek onlarca kişiyi casusluk suçlamasıyla işten çıkardı. Electronic Arts bu lisanslarla ilk FIFA oyununu 1993 yılında satışa sundu. Bu oyunda aslında kulüpler yoktu. Fakat oyunda yer alan milli takımlar bile o güne kadar görülmüş olan en güzel futbol oyununun milyonlarca kopya satmasına neden oldu. Electronic Arts lisansların kendisinde olmasının verdiği rahatlıkla oyunu çok fazla geliştirmeden kadroları güncelleyerek benzer yapılarla benzer oyunlar sunmaya başladı. Fakat 1995 yılının sonlarına geldiğimizde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Konami ilk PES oyunu yani o zamanki ismiyle Winning Eleven'ı Japonya'da satışa sundu. Bu oyun kısa sürede PlayStation klasikleri arasındaki yerini alacaktı. Konami oyunun başarılı satış rakamlarına güvenerek lisansları ikinci plana attı. Böyle düşündüler. Oyun iyi olduktan sonra lisansların çok da bir önemi yokmuş. Zaten bu aşamada lisansları alabilmek için tek şansları Electronic Arts'a para ödemekti. Tabii ki bunu yapmadılar. Konami lisanslara para ödemek yerine oyunlarına modlama seçeneği getirdi. Bu modlama seçeneğiyle giren oyuncular çeşitli modlarla oyuna çeşitli oyuncuları, takımları ve hatta ligleri bile ekleyebiliyorlardı. Bu geçici bir çözümdü. Konami bu çözümün aslında PES serisinin sonunu getireceğini çok sonradan anlayacaktı. 1995 yılına geri dönecek olursak, bu yıl çıkan Winning Eleven ile FIFA 96 arasında büyük farklar vardı. Özellikle grafik ve oynanış anlamında Konami rakibini ezip geçmişti. Electronic Arts lisansların kendisinde olmasına güvendiği için oynanış ve grafiğe yeterli özeni göstermiyordu. Fakat satış rakamlarındaki fark gitgide kapanınca işler değişmeye başladı. Winning Eleven'ın küresel pazarda karşılık görmesiyle Konami bu ismi PES yani Pro Evolution Soccer olarak değiştirdi. 2006 senesine kadar Konami Electronic Arts'ı yeşil çimlere gömmeyi başardı. Fakat ilk aksilik 2006 yılında yaşandı. Yeni nesil konsolların yani PlayStation 3 ve Xbox 360'ın çıkması Konami'yi olumsuz etkiledi. PES 2006'yı yeni nesil konsollara tam uyumlu bir halde çıkartabilmek için geliştirme süreci tahminlerden çok daha fazla uzadı. Bu süre o kadar uzadı ki herkes PES 2006'yı beklerken yeni oyun PES 2007 olarak karşımıza çıktı. Uzun geliştirme aşamasına rağmen PES 2007 hiç beğenilmedi. Oyundaki bug'lar ve hatalar dalga konusu oldu. Electronic Arts rakibine karşı ilk üstünlüğünü burada kurmuştu. İlk defa oyuncular bir FIFA oyununu PES oyunundan üstün gördüler. İlerleyen yıllarda Konami kendisini toparladı ve PES ile FIFA serileri arasında başa baş bir rekabet başladı. 2013 yılına kadar iki oyun serisi de çok kaliteli işler başardı. Zaten hep duyduğumuz PES mi yoksa FIFA mı sorusu da bu yıllarda karşılık bulmaya başladı. PES 2013 birçok oyuncuya göre son iyi PES oyunu olacaktı. 2014 yılında yeni nesil konsollar yani PlayStation 4 ve Xbox One sahneye çıktı. Konami konsol adaptasyonu nedeniyle bu yılı es geçti ve PES 2014'ü sadece PC, PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıkardı. Electronic Arts ise FIFA 14 ile büyük bir başarı yakaladı. Hem oyun serinin eski yapımlarına göre çok iyiydi hem de karşısında rekabet edeceği bir PES oyunu yoktu. FIFA 14 serinin en yüksek satış rakamlarından birine ulaştı. Sonraki yıllarda FIFA kalitesinin üzerine koyarak ilerlerken PES bir türlü oyuncuların istediğini veremiyordu. Nitekim son darbe PES'in E-Football ismiyle, yani free to play, oynaması ücretsiz bir oyuna dönüşmesiyle son buldu. Konami yetkilileri elektronik sporların yükselişini fırsat bilerek e-futbolun elektronik spor camiasında önemli bir yere geleceğini düşündüler. Fakat oynanış dinamikleri beğenilmeyince e-futbol adeta ölü doğan bir bebek gibi Konami'nin kollarında kaldı. Konami resmen olmasa da mağlubiyeti kabul etmiş ve futbol defterini büyük oranda kapatmıştı. E-futbol projesinde çalışanların sayısı bir ara 10 kişiye kadar düşürüldü. İşte PES'in batış hikayesi bu şekilde gerçekleşti. Yeni nesil konsolları geçiş döneminde yaşanan sıkıntılar ve satış rakamlarının eski seviyelere gelememesi bir serinin sonunu hazırlamış oldu.